Günaydın gençler. Filibe'de de dinlendik. Gezdik, dolaştık. Edirne'ye doğru yola çıkabiliriz. Güzeldi. Filibe'yi her zaman seviyorum. Filibe güzel, sıcak, insanlarla dolu bir şehir. Hostelde Amerikalı bir elemanla tanıştım. Hiç sevmemiş Bulgaristan'ı. Yani Ukrayna'yı, Avrupa'yı falan da hiç sevmemiş. Eleman da yani Koreli bir Amerikalı. Los Angeles'ta yaşıyormuş. Yani sevmez. Los Angeles bizim İzmir gibi bir yer. Avrupa, Los Angeles'lı bir adama göre soğuk, buz gibi bir yer yani. Polonya özellikle. Ama Filibe'yi, Bulgaristan'ın nesini beğenmemiş? Filibe süper bir yer. Filibe sanki Bulgaristan değil zaten. Fark etmez. Bisikletli çıktı. Aniden önüme kırdı. Türkiye dışında bisikletler her yerde değerli. Bizim memlekette değersiz. En değersiz de yaya. Yayalar. Dün çıktık ama giremedik şu kapelanın içine. Bugün de zaman yok. Yolumuza bakmamız lazım. Şöyle bir otobana tekrar bir çıkalım. Nasıl olsa sınır kapısında bayağı bir bekleyeceğiz. Sınır kapısına o yüzden erken gidelim. Arabayı boşaltacağız daha. Boşaltacağız, kontrol ettireceğiz, tekrar dolduracağız. Uzun hikaye. Ve güneş. En sonunda güneş. Yağmurlar bitti. Filibe'de de yağmur yağdı dün. Yağmuru Filibe'ye kadar getirdim ya. Filibe'ye kadar getirdim yağmuru. Filibe'de yağmurda ıslandım. Ama artık güneş. Gökyüzü mavi. Oh be. Özledim ya. Yeter ya. Kaç senedir yağmur yağmur yağmur. Gökyüzüne bakıyorsun katman katman bulut. Bir katman, iki katman, üç katman. Uçağa biniyorsun, bulutun içinden çıkıyorsun, başka buluta giriyorsun. Ama Türkiye mavi, masmavi bir yer. Şu ülkenin değerini bir bilsek var ya. Acayip süper bir ülke ama maalesef. Romanya'dan bile daha geriyiz yani şu an. Birazdan Edirne'ye geleceğiz. Edirne'ye 100 kilometre kala acayip bir sis bastırdı. Karanlıklaştı ortam. Görüyor musunuz sisi? İlginç. Türkiye sınırına geldik. Devasa inşaatlar da sınırda başlıyor. Sağ taraf gümrük. Tırların gümrüğü. Biz otomobil bölgesine girelim. Daha sınırda zaten Türkiye'nin Türkiye olduğu çıkıyor ortaya. Bayrağını gördüm. Bayta. Devam. Okey. Devam dedi. Türkçe biliyor herkes.
kırmızı, buralar yeşil. Geldik. Şimdi Bulgaristan tarafından çıkacağız. Türkiye tarafına girince arabayı boşaltmamız gerekecek. Saat 10.30. Problemsiz çıktık Bulgaristan'dan. Şimdi problemsiz Türkiye'ye giriş yapacağız. Oldukça tenha. Oldukça tenha. Türkiye. Türkiye'm benim. Memleketim. Allah, arabayı ıslatıyorlar. Camları kapatalım hemen. Dezenfeksiyon alanıymış. Nasıl bir dezenfeksiyon olacaksa artık araba. Evet, araba dezenfekte oldu. Bu kadar manyakça bir şey olabilir mi ya? Bu kadar manyakça bir şey olabilir mi ya? Arabanın dışını dezenfekte ediyorlar. Kafayı yiyeceğim ya. Alo. Merhaba. Merhaba. Devam edebilirsiniz. Okey, teşekkür ederim. Hay Allah, bu neydi anlamadım şimdi. Ceza kontrolü falan da herhalde. Radara girmiş miyim, çıkmış mıyım? Şimdi devam edebilirsiniz dedi görevli. Duydunuz değil mi? Romanya'dan beri herkes Türkçe biliyor zaten. Evet, şimdi şu sıraya gireceğiz. Arabamız dezenfekte oldu. Islak ıslak. Geldik. Valla bagajı aramadılar. Ev taşıyorum dedim. Çok şey var dedim. Bir kenara çekeyim orada. Bakın dedim. Kişisel eşyalar mı dediler. Evet işte mutfak, yiyecek içecek, yatak, yorgan, ıvır zıvır. Bunlar var dedim. Tamam dediler. Genç arkadaşlar ya. Hepsi genç genç. Düzgün insanlar. Hiç sıkıntı çıkarmayan. Doğru düzgün insanlar yani. Hepsi çok düzgün insanlar. Çok modern insanlar ya. Yemin ediyorum şuradaki iki çift muhabbet mutlu etti beni. Mutlu oldum yani gerçekten. O kadar laf ediyoruz, küfür ediyoruz ama gene de seviyoruz işte ya memleketimizi, insanımızı. Acaba buraları bırakmakla hata mı ettik? Hata etmişsek de geri döneriz ya. Zararın neresinden dönersen kârdır. Bundan sonra emeklerimizi tekrar vatan için harcarız. Zaten kötü bir şey yapmadık ki ya. Dolar, euro kazandık, geldik yine memleketimizde yiyoruz işte. Her zamanki gibi, her sene kazan kazan kazan, yaz olsun. Gel memlekete ye. Harca paraları. Gerçekten çok fena, güzel bir yer. Ülkemiz. Daha sınırdan giriyorsun. Belli ediyor kendini. Memleketimizdeyiz ya. Harika ya. Oh be. Yok böyle bir güzellik vallahi. Şimdi ne yapsam ben? Önce bir serinleteyim. Memleket sıcak. 17 derece. Güneşli. Öbür tarafların ne insanları sıcak, ne mevsimi sıcak. Allah'ım Allah'ım. Biraz su içelim. Ne tarafa gitsek? Oh be. Şimdi İzmir'e mi gitsek? Antalya'ya mı gitsek? Edirne'de mi kalsak? Ankara'ya mı gitsek? Her yerde sevdiğimiz insanlar var. Her yerde evimiz var. Her yerde dostumuz var. Nereye gitsek? Vay anasını sayın seyirciler. Kutsal topraklardayız. Oh be, kendi dilimde kendi insanımla konuşacağım ya. Biliyorum şimdi 2 dakika sonra küfür etmeye başlayacağım ama gene de şu sevincimi yaşayayım yani biraz. Bu arada şehrin içi olmuş ya buralar. 5-6 sene önce hiçbir şey yoktu. Bu ne arkadaş? Evler mevler yapılmış. Siteler miteler yapılmış. Tren rayları, miran rayları. Askeriye. Hiçbir şey yoktu ki. Her yer yeşillik.
Var ya, ne yapacağımı şaşırdım. Ya gerçekten ne yapacağımı şaşırdım şu an. Bilmiyorum ne yapacağımı. Oteller moteller yapmış kocaman. Bulamadık ya şu yağmurdan. Gene yağmur ya. Kafayı yiyeceğim. Çanakkale'ye geldik, hala kurtulamadık ya şu yağmurdan. Gökyüzü mavi, gene yağmur yağıyor. Hayret bir şey arkadaş. Hayret bir şey. Ama hava 20 derece. Gri bulutlardan, yağmurdan kaçış yok ya. Ve karşımızda deniz. Ege Denizi, Adalar Denizi. Oo. Yoksa şu ta uzakta ufukta gözüken iki tane direk Çanakkale Köprüsü mü? Vay canına, ta buradan gözüküyor ya. Vay vay vay. Tabii şimdi bu cep telefonunun kamerası, dandik kamerası oraya kadar göstermemiştir. Denizi gösterebildi mi acaba? Türkiye'nin yolları müthiş ya. Yani söyleyeyim şunu, itiraf edeyim. Türkiye'nin yolları Almanya'nın yollarından bile daha iyi. Şu şehirler arası yollar, otobanlar. Gerçekten daha iyi. Manzara da süper. Vay canına. Manzarayı seviyorum ya. Manzaraya bakın ya. Özlediğim manzara işte. Deniz. Tertemiz güzel deniz. Daha sezon açılmamış. Birçok yerde turizm sezonu açıldı ama bizim memlekette daha açılmamış. Neden? Çünkü sıcağı seviyor burada herkes. Baksanıza. Salaş. Sahilimiz bizim. Salaş ama güzel. Denizin dibinde evler. Bir pansiyonu arıyordum. Bulamadım. Burayı buldum. Burada kalacağım. Süper ya.
bol bol içime çekmem lazım. Şu manzaraya bakın ya. En uzak mesafe Ren Nehri'nin karşısında görüyorduk yani Bonn'da. Benim için sezon açıldı ya. Benim için sezon açıldı. Ben Almanya'nın soğuğuna iyice alıştım artık. Şu an sıcak geliyor bana. Ya sıcak geliyor dediğime bakmayın. Tabii ki tedbiri elden bırakmamak lazım. Yoksa çarpılırsın. Acayip esiyor. Ya bana ne kadar serin serin esse de belki de soğuk esiyordur. Fark etmeden çarpılabilirim yani. Yarın yine 40 derece ateşte yatmak istemiyorum. Değil mi? En iyisi montumuzu giyelim. Süper bir manzara. Köhne bir bank. El yapımı ayran. Çöplerle dolu sahil. Ama yani keyif mükemmel ya. Böyle keyif yok. Avrupa'nın hiçbir yerinde yok desem. Süper manzara ya. Süper ortam yani.